Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ferola'nın çikolatanını aldık. Böyle çeşitli. Daha çok çeşit var ama biz tabii en yaygın tercih edilen bunlar olduğu için bunları almayı tercih ettik. Evet. Bunları şimdi deneyeceğiz. Keseceğiz, bakacağız işi nasıl. Evet, çünkü bayağı çok seviliyor. Türkiye'de de bayağı seviliyor değil mi? İlk hangisinden başlayalım? Sen şey. Şunu merak ettim ben. Hakkında bu anı. Evet. Bu beyaz çikolatalı olan değil mi? Arkadaşlar bu böyle. Kunstbrick ne yazıyor? Kinder Bueno White. Beyaz. 6 tane çıkıyor pakette. Ya bu arada fiyatlarını da söyleyelim. Evet. Kasak altı yanında. Arkadaşlar bunu biz indirimden almıştık. Bunun fiyatı 1 euro 49 sent. Evet, indirimli hali. İndirimli hali 2 euro bir şey, tam bilmiyorum. Evet, 2.19 ya da öyle bir şey işte. Tamam arkadaşlar, şimdi bunu açıyorum. Baya güzel gözüküyor. Evet, şeklini baya güzel yapmışlar. Arkadaşlar böyle gözüküyor. Dışı böyle bir katman yapmışlar. Ne katman denilir buna? Bir şeyde bir dokandırmışlar. Evet. Şimdi bunu bir keselim. Şuradan keseydin. Evet. Arkadaşlar içinde böyle bir krema var. Beyaz çikolata dediğim. Beyaz çikolatalı. Beyaz krema işte. Bunun bir tadına bakalım. Şu küçüğünü ver. Kokusu zaten beyaz çikolata kokuyor normalde. Fındık kreması. Bayağı iyi. Güzel. Evet. Ben çok normalde beyaz çikolatayı sevmem. Ben. Bununla. Bunu ben de gömeyim. Gördüğünüz gibi bitti bir saniyede. Son. Altını da bayağı böyle kaplamışlar. Güzel ya. Şimdi ben bundan başlıyorum. Arkadaşlar bu da böyle. Bunu bir açalım. Ya bunu tanıdık, bunu her zaman yiyoruz. Evet. Sizler için gösterelim diye aldık. Böyle küçük. Normal bu pakette vardı ama biz bunu aldık. Evet, bunu aldık. Birazcık küçük oluyor, bu pakettekiler daha büyük oluyor. Dışı çikolatalı, içi de süt kreması var bunun arkadaşlar. Bunun fiyatı da aynı değil mi? 49'dan ama normal. Hayır, bunun fiyatı 99 galiba. Hayır, bir 19. 99. Evet. 1.19. Küçüklerin fiyatı öyle ama böyle bu boyların fiyatı da aynı oluyor genelde. Evet. İçi de böyle arkadaşlar. Yeterli. İçi böyle süt kreması. Evet. Dışı da çikolataya bandırmışlar. Buyur. Bana bu çok gerçek. Ben bunu pek sevmiyorum. Bunlar da güzel ya ama çok ağır geliyor. Evet, o yüzden sevmiyorum. Çok ağır oluyor. Hani bir iki yediniz mi doydunuz. Gayet güzel. Bana çok ağır geliyor. İçinin kreması biraz ağır olduğu için böyle yetiyor. Evet. Şimdi bende sıra. Ben şu yugur ekleyeyim. İlk zamanda hiç sevmediğim, sonrasında da çok sevdiğim bir çikolata. Evet. Çilekli. Bunun limonuz da çıktı herhalde değil mi? Ya çok çeşitleri var. Ama yani çok tutulmadı herhalde. Orijinali bu. Evet. Bu da Ferrero'nun. Ama eskiden herhalde Ferrero'nun değildi. Ferrero sonra satın aldı diye biliyorum. Tabi çok güzel bunun, pembe pembe. Evet, bu da böyle. Yogurt. Bu isminden anlaşıldığı gibi yoğurtlu. Evet. Ve çilekli, parçacıklı. İçini görüntü. Bunun dışında bu Duplo ile Ferrero bunun dışında. Aynı evet. Evet, ağaç deseni gibi yapmış böyle. İçi de bu şekilde. Yoğurt kremayla çilek parçacıkları var. Bu hafif birazcık daha yoğurtlu olduğu için. Bu hafif bir tadı var. Hı. Ama çok yiyince de çilek tadı geliyor. Çok çilekler var. Mideni bulanabilir yani. Çok ağır, çok fazla yersin.
Bunda da bir giydim yetiyor. Hı-hı. Ama ben bütün paketi içerim ya. Ama evimizden eksik olmayan dediğimiz videonun başında. Evet. Hangisine sıra? Açıklarımızı şöyle koydum ben. Arkadaşlar bu da Kinder Country. 9 tane çıkıyor bu pakette. Bunun da fiyatı. Biraz daha büyük paket. Bunu şeyden aldık. Rive'den aldık. Bunu 2.39 mu? Evet, o civar bir şey. 2.39. Ben normal fiyatları 2'nin üzerinde bulundum. Evet. Tek de satılıyor bunlar. Evet. Açalım. Bu da böyle. Bu da neydi? Onun için söyleseydik. Süt kremalı. Kuzbüke... Kellogg's parçacıkları var böyle. Ama cam yetmedi. İçi süt kremayla Kellogg's parçacıkları. Evet. Böyle mısır şeyinden yapılmış. Böyle senin anladığını yetmediği yerde Gökhan devreye. Benim de Türkçe miydi? Bir türlü anlaşıyoruz. Biz yayı toparlayacağız böyle. Bu da böyle. Arkasına bu şekil. Bunu da az bölelim. Üzerine desenleri de yapmışlar. Böyle güzel olmuş. İçi böyle. Bayağı şeyi bol kullanmışlar. Evet. Malzemeden kaçmamışlar. Üzerine desen de çizmişler. Bu çok güzel ya. Bu çok iyi. Bu favorim benim. Hiç bundan 5 tane alsanız yiyin doymazsınız. Evet. Böyle insan yedikçe yiyesi geliyor. Ağır da değil, hafif. Evet, çünkü mısır şeyinden. Evet, ağzınıza o da geliyor, taze taze. Mısır mı? Ne deniyor şuna? Mısır değil yani. Şey ya, kuzbüge krem. Hani buna buğday. Buğday Kellogg şeyin gibi işte. Ne deniyorsa artık. Yasmıyorum. Buğdayı patlatmışlar herhalde, buğday patlığı gibi de oluyor. Yasmıyorum ya. Weiss'in işte yazıyor, tek buğday yazıyor. Sırada Duplo'yu deneyelim. Duplo. Arkadaşlar bu da benim favorim. Genelde Gökhan. Bunu ben iki paket, favorisi. Bütün komple paketi yerim, doymuyorum. Bunda da bayağı çıkıyor ama değil mi? 10 tane. 10 tane. Evet. Bayağı güzel. Bu şekil. Duplo. Bu böyle bisküvili fındıklı çikolatalı. Bisküvili. Evet, içinde nugat kreması var. Gofret var. Dışında çikolataya bandırmışlar. Evet. Bunun da şekli aynı demdeki gibi, yogurete gibi. Evet. Şöyle pakete koyayım. İçi dediğim gibi. Gofret var. Gofret, nugat krem, bir de dışı çikolataya bandırmışlar. Şey, görüntüsü içi dediğimizde tek gofret diyoruz ama tadı bayağı güzel. Evet, bunun tadı anlatılmıyor ya. Bayağı iyi. Ve aslında bunu komple yerim. Bunun çikolatası diğerlerinin tadından daha farklı. Evet. Biraz daha değişik tadı var. Bayım. Ama susadık. Getireyim. Mesaj alındı. Çikolatayı yiye ya, insan susuyor ya. Arkadaşlar bu arada sular da geldi. Bir yudum alalım. Bir şey yemedik ama içimiz yandı. Evet. Dur şimdi şurada ne var? Şunları alayım ben. Bunları denedim. Ha. Denemediklerimiz şurada kalsın. Zaten denemediğimiz çok bir şey kalmamış. Evet, 3 tane şey kaldı. Ben bundan başlıyorum. Arkadaşlar bu Happy Hippo. Bunun Türkiye'de yok. Yani İstanbul'da belki vardır ama genellikle Türkiye'de bu yok. Varsa da bence fiyatı falan. Vallahi evet, bayağı. Bu çok güzel bir şey. Bence bu aralarından en iyisi. Aralarında evet. En iyisi bu. Bir fiyat olarak da pahalı. Arkadaşlar böyle fiyat. Su aygırı şekli vermişler. Evet. Dışından böyle bir çikolata parçacıklar var. Dökülüyor hemen zaten. Evet, bunu. İçinde de bir kreması var, iki kreması var. Beyaz ve şey. Ama o kreması zaten o kadar mükemmel ki. Beyaz ve çikolata
Beyaz çikolatalı ve çikolata kreması var içinde Evet. arkadaşlar. Dışı da böyle bir... Ne deniliyor buna ya? Bisküvi şey. Bisküvi gibi bir şeyler işte. Ne deniliyor artık Evet. bilmiyorum Türkçeden. Çok böyle tazecik. Bunun Evet. fiyatı da normal fiyatı kaça çıktı? Normal fiyatı 1,69 1,69. fiyatı Bu tek paket. satılıyor ama o da Biz tek 55 aldık. sent. Onun paketi bitmiş olacak. Yoktu. Tek aldık. Bu da 55 sent aldık tanesini. Evet. Bayağı yani pahalı olmuş Evet. oluyor. Deneyelim. Deneyelim demeyelim. Denedik ama bir tadalım yine de. Bu favori. Az sonra kıyaslama da yapacağız zaten. Bu Evet. bence birinci sıra bu. Net. Normalde bir insan kremayı yiyince yemek istemez, midesini bulandırır. Bunun kreması yedikçe yiyesi geliyor insanın. Evet. Baya baya iyi. Sen de. Arkadaşlar Bueno. Bu demdekinin aynısı. Evet, şu bu beyazının. Aynı ama tek bunun dışı çikolatalı. Evet. İçi de herhalde aynıdır diye düşünüyorum. Evet. Evet, içinde aynı. Yok. Neden? Fındıklı. Ama onda bir beyaz çikolata bir Ha, şey mi? karışım yapmışlar herhalde. İçinde beyaz çikolata fındığı karıştırmışlar. Dışı aynı böyle. Ama orijinali bu. Sonradan çıktı. Evet. Şekli de aynı arkadaşlar zaten. Evet. İçine bakalım. Fındık kreması var. İçi de böyle fındık kreması var. Bana Buyur. küçük, vallahi küçük böyle. Sen zayıfsın ye. Şu bana yeterli. Arkadaşlar ben şişman olunca çok yemiyorum. Mesaj bana geldi aslında. Bayağı iyi. Bu da çok güzel. Biz puanlama mı yapsak? 0'dan 10. Arkadaşlar kendi Yubra açıyorum. Bunda herkesin bildiği gibi zaten. Öyle bir dedin ki açıyorum diye bir şey böyle açıyormuş. Ama Yubra diyor. Hani ne deniyor Türkçe'de Yubra? Kedi. Hayır, sürpriz. Sürpriz. Kedi. Yani sürpriz deyince artık insan başka bir şey çıkacak zannediyor. Böyle. Evet. Bunu da kesmemize gerekmiyor zaten. Biz Kendi bölünüyor bu. bize şey Ya da ben yedireceksin. yine keseyim. Yardım. Bölemedim. İçin. Arkadaşlar böyle. Herkes biliyor zaten. Evet. Şimdi böyle bir Benim olsun. oyuncak çıkıyor. Bakalım ne çıkıyor. Buyur. Sen mi aşağıdan al? Ben açacağım. İkra hediye olsun Güzel bir şey çıktı galiba. Deniz şeyi mi Oo. bu? Ne o ya? Bakayım bir. Ben yapayım ben. Ben bakayım. Aa, köpek şeyi. Köpek mi deniz mi? Balık. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı bundan. Bunları burada Ne toplayamam yapılıyor dedim. bilmiyorum. Sen bana versen 2 dakikada edeceğim bunu. Bunu eskiden gösteriyordu yapılışını falan. Malzemeyi kısmışlar. Önceden eskiden Bir çok şey fark eksik etmiyor. galiba bunda. Hayır bak Yani gösteriyor burada. tamam bulduk tamam. Hani şey içine Yani taktı böyle. ama Böyle. bunu takmadık. İşte Hani? böyle. Resim. Bu resmi takmadım. Hani çıkmadı içinde mi? Bak bunun içine. Durun Saniye çıkartayım. bu görmüyor Bunu mu? sen al mısın? Gördüğünüz gibi sayın seyirciler. Çıkarıyor ama unutuyor. Kamerada kayıttaydı. Gördüğünüz önüne aldı onu. Bu sticker'ların üzerini süsleyeceğiz. Ne gerek var buna? Çek Ne kenara. atma. Atma be. Ah buyur. Ben bunu ikramiye sürpriz yapacağım. Arkadaşlar şimdi bunu deniyoruz. Bu da zaten aynı Kinder Eagle gibi arkadaşlar. Bununla zaten aynı bunun da adı. İçi de aynı. Çikolata süt kreması. Evet. Aynı. Ben bunu olmasaydı onu alırdım. Bu Yani. daha pahalı.
Ama bunun... Oyuncak da oyuncak, oyuncak değil zaten. Bunun işiniz değişik. Hevesi bir başka. Ne çıkıyor acaba? Tuhaf bir oyuncak. Sevmedim çok. Neyse. Oyun yaşımı geçtiğimi düşündüğüm için gerek yok. Bunda yeni telefonum. Şimdi arkadaşlar sınavları yapıyoruz. Bunu alayım. Şimdi arkadaşlar ben buna Happy People'ya basadık ortalığı neyse. Ondan 10 veriyorum. Tamam. Bu birinci benim için. Ben? Sen kaç veriyorsun ona? Ben 10'da 10 veriyorum ona. O benim en sevdiğim. İkimiz de 10'da 10 veriyoruz. Tamam. Sonra buna arkadaşlar 10 üzerinden 9 Duplo'ya. Sen kaç veriyorsun Duplo'ya? Aynı puanla diğer içinde kullanabiliyor muyum? Diyebilirsin tabi. Ama da hepsi aynı puan mı? Olsun. Hepsi. Oha. Gördünüz arkadaşlar işte. Hayır mesela şikolata bu da hastası. Bu da 9 benim için, bu da 9. O zaman tamam diyebilirsin. Tamam. Ben de aynıydım zaten. So. Kaç veriyorsun Duplo'ya? 9 dedim. 9. Arkadaşlar bu da Kinder Country'ya. Buna da 9 veriyorum. 10 evet. Üzeri 9 sen. Dedim ya ben 9 diye, benden duydun. Sonra bu Kinder Bueno. Bu da benim için aslında 9 ama ben 8.5 diyorum. Ben 18 diyorum. Ben çok. Ben 8.5 dedim buna arkadaşlar. Şey vardı bir de onu unuttuk. Duplo'nun böylesi vardı ya fındıklısı. He bir de Duplo'nun da fındıklı. Ama göremedik bu arada değil mi? O yok, çok yok o. Ben onu daha çok seviyorum çünkü içi boş ya. Hoşuma gitmiyor. Ben içinde illa fındık. Ben buna 8.5 dedim. Fındık, badem falan. Sen de dedin. 8 dedim. Sonra ne kaldı ki? 3'ü kaldı bir de bu kaldı. Buna, bu da arkadaşlar bu beyaz çikolatalı olduğu için çok hani bunun kadar sevmedim. Buna ben 10 üzeri 7. Ben beyaz çikolata ben çok sevmiyorum. Ben 6.5 verdim ama. Çünkü zaten krema çok sevmiyorum. Midem bir şey yapıyor. İçi de boş zaten. Beyaz zaten şey, o yüzden ben 6.5 verdim. Sonra yogurteye 10 üzeri 7 bu da benim için. Bu benim için değişiyor zaman zaman. Bazen sevmiyorum, bazen çok yiyesim geliyor. O psikoloğa bağlı artık. Evet, o yüzden ben de 7 diyeyim. Sen de zaten hep aynısın dedin. Gördüğünüz gibi sen seyirciler. Demeyecektim ama dedin. Benim puanların aynısı. 8'lik değil, 6'lık da değil. 7.5 diyeyim bu. Hadi ben 7.5 dedim. Neyse geçiyoruz. Şimdi Kinder şokoladeye. Sen yüksek vermedin abi. Sen sürekli onu yiyorsun. Bunu sürekli... ya o... Şokoladesi sen... hastası olduğum için. Tamam ben ona... 10 üzeri 9 diyorum ben ona ya. 10 üzeri 9 arkadaşlar buna. Ben onu hiç sevmiyorum ya. Ben ona 7 diyeceğim. Güzel ama çok ağır olduğu için ve içi kremalı böyle olduğu için ben 7 diyeceğim ona. Tamam. Ben alttan veriyorum sonunu. Sonra Kinder Vibration var. Bunu yedik. Kabı böyle oldu. Bu bir şey değil bence ya. Tek bir oyuncağa çıkıyor diye bir insan heves evet. Ediyor ama dat olarak aslında buna yakın. Çocukları kandırmak için. Evet. Şuna yakın dat olarak ama çok ince olduğu için de bir şey anlamıyorsun. Ondan 10 üzeri 5 veriyorum ona. Ben de 5 veriyorum. Fiyat performans olarak da diğerlerine göre saçma bir fiyatı var. İndirimli haline kadar onun. Bilmiyorum. Kaç aldık onu? Baksana bunun fiyatı gerçekten çok saçma. Bir oyuncu falan o herhalde. Bir tane şey. Oyuncağı var diye. 69'a almışız ama indirim. İndirimli işte. Tanesini 69 sen indirimli hali. Hani büyük bir insan değil çok saçma. Tabii çocuk için oyuncak çıktığı için belki mantıklı evet. Olabilir ama. Arkadaşlar bu kadar da bir günlük videomuz. Evet. Gördüğünüz gibi çikolatayı denedik. Gece gece. Baya bir kan ağlaması başlıyor gibi. Evet. Neyse yemeği yemiştik Allah'ım. Evet. Beğendiyseniz arkadaşlar. Yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Kanalımıza abone olun. Videoyu beğenmeniz. Altına yorum yazsanız da çok seviniriz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Cheers.